Koca bir haftayı geride bıraktık. Tabii hafta sonu ne demek? Tabii ki planlar demek. Herkesin farklı farklı planları var ama o planları yaparken en önemli faktör ne? Elbette ki hava. Şimdi peki nasıl bir hafta sonu geçireceğiz acaba? Havanın notlarını ekranlarınıza getireceğiz. Kuleli sahilinden gerçekleştiriyoruz yayınımızı. Kameraman arkadaşım Halil Kahraman ve CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Profesör Doktor Orhan Şen'le birlikteyiz hocam. Hoş geldiniz yayınımıza. Evet, güzel bir hava esasında. Tam böyle yani gezip tozmak için ama tabii bu arada hemen aklımıza ne geliyor? Orman yangınları geliyor. Tabii orman yangınları açısından da ön plana çıkan. Şimdi hocam o başlığı ekleyeceğiz ama ilk olarak şöyle bir izleyenler için bir aktaralım. Nasıl bir hafta sonu geçireceğiz? Cumartesi ve pazar güneşli mi, yağışlı mı, rüzgarlı mı? Şimdi batıdaki yağışlar bitti. Yani dün itibariyle İstanbul'da biraz yağış oldu ama dün geceden itibaren batıdaki yağışlar bitti. Bugün İstanbul'un doğusunda ama doğusunun kuzeyinde yani kuzey ilçelerinde bir de Sakarya, Kocaeli civarlarında yağış görülecek. Bunun dışında hani İstanbul'a en yakın yerler buralar. Bunun dışında İç Anadolu bölgesinde, İç Anadolu'nun kuzeyinde, Karadeniz bölgesinde ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağmur var bugün akşama kadar. Bu yağmurda Samsun, Ordu, Giresun civarındaki bölgelerde yağış biraz kuvvetli gözüküyor. Gök gürültülü sağanak yağış şeklinde gözüküyor. Diğer bölgelerde çok kuvvetli bir yağmur yok ama gene yeri ıslatacak şekilde bir yağmur var. Bunun yanında tabii önemli olan diğer bir parametre daha var. O da rüzgar. Rüzgar da bugün Türkiye'nin hemen hemen çoğu bölgesinde rüzgar da kuvvetli gibi gözüküyor. Hocam püfür püfür yani bir yandan da şöyle güzel de bir esinti var aslında ihtiyacımız olan evet, bir esinti. Evet tabii rüzgar deyince işte aklımıza ne geliyor? Şey geliyor yani orman yangınları geliyor. Orman yangınları açısından rüzgar biliyorsun biraz problem yaratıyor. Dolayısıyla Marmara'nın güneyinde, Ege'de, İç Ege'de, İç Anadolu bölgesinin kuzeyinde, Doğu Akdeniz'in kuzey bölgesinde kuzeyli rüzgarlar var. Bu kuzeyli rüzgarlar zaman zaman 40-50 kilometre bölü saate kadar çıkacak rüzgar var. Bugüne mahsus bu. Sıcaklıklar batı bölgelerimizde yani Marmara, Ege ve Akdeniz bölgesinde 2-4 derece artacak. Bugün de bugünden itibaren. Pikniciler ve tatilcilere güzel bir haber oluyor. Tabii evet. Bugünden itibaren 2 ile 4 derece arasında sıcaklıklar artmaya başlıyor. Önümüzdeki 3-4 gün de sıcaklıklar artacak. Yani İstanbul'da 35 dereceye kadar gelecek bir sıcaklık var. İzmir gene 34-35 derecelerde. Antalya ilk defa bir 33-34 dereceyi geçecek durumda. Ve Ege bölgesinin iç kesimlerinde sıcaklıklar artıyor. Dolayısıyla aman diyoruz orman yangınları açısından dikkat edelim bu bölgelerde. İstanbul'a baktığımız zaman İstanbul'da bugün Doğu Anadolu yakasının kuzey kesimlerinde hafif bir yağmur var. Çok kuvvetli bir yağmur yok. Ama sıcaklık 31 derece civarında bugün. Yarın 32, pazartesi günü 33, 34, 35 dereceye kadar çıkacak bir sıcaklık var. İstanbul tekrar aşırı sıcağa doğru gidiyor. Yağmur batı bölgelerde yani Marmara'da, Ege'de ve bu bölgelerde 4-5 gün yağmur yok. Ama Anadolu'da yağmur devam edecek. Anadolu'da nerede devam edecek? Doğu Anadolu'da. Karadeniz bölgesinin iç kesimlerinde ve İç Anadolu'nun kuzeyinde önümüzdeki 3-4 gün yağış var ama tehlikeli bir yağış var mı? Yok. Ama gene de yağış bu aydaki yağacak yağış her zaman için faydalı bir yağıştır. Dolayısıyla sıcaklıklar Anadolu'da doğuda 1-2 derece düşecek yağmurdan dolayı yağmur esnasında. Dolayısıyla bu haftalık sıcaklıklar yüksek. Bugün rüzgar var. Bunun dışında başka bir şey yok. Peki hocam var mı eklemek istediğiniz bir şey? Son sözlerinizi alalım abi. Yok yani güzel bir hava İstanbul'da ama rüzgar işte şimdi de görüyoruz zaten biraz esmeye başladı. Bu rüzgarda orman yangınlarına gene dikkat edelim. Biraz Ege'de ve Marmara'daki orman yangınları için meteorolojik şartlar biraz risk teşkil ediyor. Çok teşekkür ederiz hocam. Efendim hafta sonunda havanın notlarını ekranlarınıza getirdik. Anadolu'da doğu bölgelerde yağış olacak. Batı bölgeler hafta sonunu güneşli bir havada geçirecek. Kuleli sahilinden gerçekleştirdik yayınımızı. Güzel bir havada, güzel bir atmosferde diyelim. Ve herkese güzel, keyifli bir hafta sonu geçirmelerini dileyerek sözü bir kez daha merkeze bırakalım.